O da partisini değiştirdi. Seçimlere bir aya yakın bir süre kala milletvekili listeleri kesinleşti. AK Parti'de 3 dönem kuralından ötürü pek çok deneyimli siyasetçi aday gösterilmedi. Altılı masa bileşenleri CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime giriyor. Siyasette çoğu zaman parti değiştirmeler olur. Bunların en meşhuru 1977 yılının sonunda yaşanan Güneş Motel olayıydı. Adalet Partisi'nden istifa eden 12 milletvekili CHP'ye katılmış, bu isimlere ağırlıklı olarak 42. hükümette bakanlık görevi verilmişti. Bu seçimler öncesinde de bir dönem Tarım Bakanlığı da yapan Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. CHP'den Memleket Partisi'ne geçen Mehmet Ali Çelebi de AK Parti'nin yolunu tuttu. Aslında siyasi partiler vekil transferlerine her zaman sıcak bakmıyor. Önceki yıl bunu sınırlayacak bir düzenleme üzerinde de çalışılıyordu. Parti değiştirme denince akla gelen isimlerden biri eski İstanbul vekillerinden Emin Şirin. Şirin 4 kez parti değiştirmişti. 2016 yılında yaşamını yitiren Kubilay Uygun ise bir ayda 3 kez parti değiştirmesiyle tanınmıştı. Uygun 1995 yılında 20. dönem milletvekilliği seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den seçilmiş, ardından milletvekili olarak Doğru Yol Partisi ve MHP'de siyaset yapmıştı. Uygun milletvekilliği öncesinde de siyasi faaliyetlerini CHP ve ANAP'ta yürütmüştü.